Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. Türkiye'nin saati işte yine 18.30'u gösteriyor. Biz de dop dolu bir gündemle, Beyaz Ana Haber'le yeniden karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz stüdyomuza. Efendim, Beyaz Ana Haber'e yine yangın gündemiyle başlayacağız. Nasıl başlamayalım ki? Antalya ve Muğla, ülkemizin cennet köşeleri günlerdir felaketi yaşıyor. İyi haberleri beklerken her geçen gün farklı bir noktadan gelen yangın haberleriyle sarsılıyoruz tabii. Yemyeşil dağlarımız artık simsiyah. Ege ve Akdeniz'in güler yüzlü insanının gözleri artık korkuyla bakıyor maalesef. Ve alevlerle mücadele ise bütün hızıyla sürüyor. İşte yangın bölgelerinde son durum. Manavgat, Marmaris, Milas, Köyceğiz. Biri sönüyor, diğeri başlıyor. Bölge bir haftadır cehennemi yaşıyor. Gökyüzü günlerdir duman kaplı. Güneş bir türlü görünmedi. Hem ekipler hem de halk saniyelerle yarışıyor. Orman yangınlarıyla mücadelede bir haftayı geride bıraktık ve mücadele tüm hızıyla hala devam ediyor. Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 5 gün önce başlayan orman yangını, ören Türk evleri, çökertme, bozalan, fesleğen, Gökbelli, Bodrum'un aşağı mazı ve yukarı mazı mahallelerinde etkili oluyor. Gece boyunca karadan yürütülen çalışmalara günün ağarmasıyla havadan da müdahale edildi. Halk da tam anlamıyla seferber oldu. Kimi hortumla ekiplere yardım etti, kimi bidonlarla su taşıdı, kimi de lojistik destek sağladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle Kemerköy Termik Santrali için tehdit oluşturuyordu. Bugün rüzgar daha da şiddetlendi. Alevler yeniden kontrolden çıktı ve santralle alevler arasında sadece 500 metre kaldı. Ekipler teyakkuza geçti. Santralin çevresinde hendekler kazıldı. Ağaçların bir kısmı kesilerek tampon bölge oluşturuldu. Termik santraldeki hidrojen depoları boşaltılırken Enerji Bakanı Fatih Dönmez de olay yerine gitti. Marmaris'teki yangına kıyı emniyet ekipleri de denizden destek verdi. Söndürme çalışmalarına İspanya'dan gelen iki uçak da katıldı. 27 kişilik İspanyol ekip Marmaris, Milas ve Köyceğiz'deki yangınlara müdahale ediyor. Köyceğiz'de alevler yeniden yükselmeye başladı ve 5 mahalle tahliye edildi. Belirli evlere söyledik, küçük de tahliyelere, yani hayvanlarını geç olmasın diye aldırmaya çalışıyoruz. Çökertme mahallesi de felaketi yaşayan noktalardan. Yangın akşam saatlerinde etkili olan sert rüzgarla birlikte yeniden büyüdü. 15 dakikada zaten yandı çökertme. 15 dakikada başladı, yürüdü gitti. Çökertme sahiline kül yağarken ekipler ve vatandaşların kahramanca mücadelesi sonucu alevler evlere sıçramadı. Burası belki de Türkiye'nin değil dünyanın bir doğa harikasıydı. Felaket Antalya'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Paramız, pulumuz, her şeyimiz gitti yani. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Yangın ilk çıkış noktasından yaklaşık 45 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin, Kızılcadağ ve Demirciler Mahallesi'ne kadar ulaştı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Gündoğmuş'ta da durum hala vahim. Ekiplere vatandaşlar da destek veriyor. Manavgat'ta yaşayan 52 yaşındaki Hasan Selim Işık da yangınların ikinci günü alevlerden kaçmaya çalışırken Manavgat Irmağı'na atladı. Yangından kaçayım derken neredeyse boğuluyordu. Kendimi zor attım nehre. Nehirde boğuluyordum. Arkadaşım geldi beni kurtardı. Manavgat yangınında alevlerin arasından bir mucize daha çıktı. Yangın bölgesinden kurtarılan gebe inek doğum yaptı. Yangın sırasında Buca'ya getirmişler. Bir gün sonra o stresle 3-5 gün varmış daha doğumun ama yine de doğum gerçekleşmiş. Sorun yok şu andan. Ve yangınlarla ilgili soruşturma kapsamında dün akşam ilk tutuklama haberi de geldi. Manavgat'ta gözaltına alınan 16 yaşındaki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevgili izleyenler, 28 Temmuz'dan işte bugüne kadar, yani 8 gündür 39 ilde 174 orman yangını meydana geldi. Orman yangınlarıyla mücadelede son durumu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli paylaştı. Buna göre 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. 7 ilde 16 farklı yangınla mücadele ise devam ediyor. Yangınlara 16 su atar uçak, 51 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 8 İHA ve 5250 personelle müdahalede bulunuluyor.
Efendim. Ve Ankara'ya geçeceğiz. Şimdi Ankara'da ise gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi bugün. Malumunuz Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever yeni Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. Kamuoyunda Sarıklı Amiral olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı ise Şura kararıyla emekliye sevk edildi. Yüksek Askeri Şura toplantısı vardı bugün. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi. Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarının görev süresi de bir yıl daha uzatıldı. Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2021 yılı toplantısı vesilesiyle bir kez daha huzurunuzdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önce Anıtkabir'i ziyaret etti yaş üyeleri. Erdoğan, mozoleye çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve yurt dışında icra ettiği başarılarla operasyonlarına milletimize güven aşılamak suretiyle devam ediyor. Ruhun şad olsun. Ve gözler külliyedeki kritik toplantıya çevrildi. Alınan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. Ve kamuoyunda Sarıklı Amiral olarak bilinen o tartışmalı isim. Cübbe ve sarıklı görüntüleri basına yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın durumu da Yüksek Askeri Şura toplantısında ele alındı. Sarı emekliye sevk edildi. Ve kabine yangın bölgesinde sevgili izleyenler, bakanlar gelişmeleri sıcak noktada an be an takip ediyor. Dün akşam 3 bakan Antalya'da, 2 bakan Marmaris'te geçti kamera karşısına. Son gelişmeler hakkında bilgi verip bazı uyarılarda bulundular. Gidelim mi? Çok ciddi bir savaş veriliyor. Bir savaşın içindeyiz dedi, sağduyu çağrısı yaptı. Allah'ım her yer yanıyor Allah'ım. Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Marmaris'teydi. Son durumu anlattılar. Özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliğine tepki gösterdiler. Müdahale edilmediğini sandığınız yerlerde aslında canla başla hem karadan hem de havadan bir mücadele veriliyor. Pakdemirli dış yardım talepleri reddediliyor iddiasını yanıtladı. Bazı taleplerimiz oldu. Birçoğu da kendi yardım talepleriydi. Bu taleplerin de çoğunu eğer teknik olarak gereklilikleri karşılıyorsa uçaklar, bunların da çoğunu olumlu karşıladık. Toplamda 3 amfibik uçağımıza 3 amfibik uçak daha eklendi. 9 tane tanker uçağımız var. Helikopterimiz 57'ye vardı ve toplamda 72 hava aracına çıkmış oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Tepkisi sertti. Menteşe'deki bütün evler yandı diye bütün kamuoyuna bilgi vermek ya insafsızlıktır ve vicdansızlıktır. Sanatçı olabilirsiniz, profesör olabilirsiniz. Yani bu buradaki insanların hayatlarıyla, duygularıyla, gerçekleriyle oynamanıza kimse müsaade edemez. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da Antalya'daydı. Bakan Kurum, yangından etkilenen bölgeleri imara açmayacağız dedi. Yangın devam ederken ev projeleri hazırlandığı iddiasına da yanıt verdi. Biz dışarıdan izlemiyoruz. Buraya gelip selfie çekip gitmiyoruz arkadaşlar. Ama biz açıkçası milletimizle beraber yeni konutlarımızı yeni yerleşim alanlarına, mevcut yerlerine nasıl yapabiliriz? Onların mağduriyetini bir gün önce, bir saat önce nasıl ortadan kaldırabiliriz anlayışıyla çalışıyoruz. Şimdi de sırada canını hiçe sayıp korkusuzca alevlerin arasına dalan, canını dişine takıp mücadele eden yangın savaşçılarımız var efendim. O bir insan, bir kahraman, belki de bir baba. Buradayız, alevle göğüs göğüseyiz. Ateş savaşçıları. Canını hiçe saydı, korkusuzca alevlerin içine daldı. Ayakları yandı ama mücadelesini yarım bırakmadı. Orman işçisinin bu tek kare fotoğrafı hem duygulandırdı hem gururlandırdı. İtfaiye ekipleri, orman işçileri, gönüllüler tek bir ağaç, tek bir canlı kurtarabilmek için canlarını dişlerine takıyorlar günlerdir.
La karşı tarafta tutuştu, karşı taraf. Amansızca zamanla yarışıyorlar. Aşağı indi abi aşağı. Kurtu bekle abi şunu. Gözlerini kırpmadan hayatlarını hiçe sayıp alevlerin içine dalıyorlar. 3-4 gündür buradayız. Mücadele ediyoruz. Allah'ım daha beterinden korusun inşallah. Yaralarını aldırmıyorlar. Gözleri kan çana. Uykusuzluktan, yorgunluktan. Ben yani şimdiye kadar ömrümde böyle bir yangın görmedim. Çok az uyuyabiliyorlar. Fırsat bulabildiklerinde ayaküstü ya da yerde yemek yiyorlar. 4 gündür uyumuyoruz da böyle arabada, toprakta, kıyıda, kenarda yarım saat, bir saat kestiriyoruz, devam ediyoruz. Yorulmak nedir bilmeden mücadele ediyor kahraman işçilerimiz. İşte bu fotoğraf bugün milyonlarca kez paylaşıldı. Orman işçisi yanan ayaklarını sarmıştı ama yaralanmasına rağmen evine dönmeyi hiç düşünmedi. Ve yürek burkan bir başka fotoğraf karesi. Yangın bölgesinde karnını simitle doyurmaya çalışan bir kahraman daha. Sahada yorgun düşen işçi, çalışmaların devam ettiği bölgede yere oturarak simit yedi. Bu yangını söndürmeden buradan gitmeyiz yani. Yani buradayız. Alev savaşçıları yangını söndürmekte kararlı. Bölge halkı da onlara destek veriyor. Yiğitlerine kurbanım. Ümitli köyünü kurtardılar. Antep, Karaman, itfaiyecilerine kurban olayım, kurban. Gündoğmuş'ta mahallesi yanmaktan kurtarılan bir adam itfaiye ekiplerine olan minnetini çektiği işte bu video ile gösterdi. Ümitli köyünü kurtardılar. Milas'taki söndürme çalışmalarına ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol da katıldı. Alevlerin termik santrale yaklaştığı o korkutan anlarda Çelikkol elinde hortumla alevlerin arasına daldı. İbo geldi, İbo önüne tut. Ünlü oyuncu elinde hortumla alevlerin arasına daldı. Aşağıdan İbo, altından. Abi buraya gel, buraya gel, buraya, 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 buraya. Al hortumu. En ön safta yer aldı, canını ortaya koyup alevlerle mücadele etti. İbo! Oyuncu İbrahim Çelikkol termik santrale doğru ilerleyen alevlerle mücadeleye destek verdi. Milas'ta gökyüzü gece boyunca kızıldı. Alevler termik santrale çok yaklaştı. Ekiplerin canla başla mücadelesine ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol da destek oldu. Şuraya çek biraz, şuraya çek biraz. Çek, kal orada, kal. Çelikkol hortumu sırtına aldı, boyunu aşan alevlerin karşısına geçti. Bir adım ötesi cehennemdi. Alevler santrale ulaşmasın diye herkes gibi o da canını dişine taktı. Yukarıdan geliyor. İbo geldi, İbo önüne tut. Çelikkol'un desteği büyük takdir topladı. Sevgili izleyenler, Bodrum'daki yangında da alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Helikopterlerin, uçakların ve ekiplerin yanı sıra tomalar da devreye girdi. Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı, devreye tomalar da girdi. Bodrum'da toma sayısı 10'a yükseltildi. Konuş, konuş kız. Bodrum'daki yangında da alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Kontrol altına alınmayan azgın alevlere karşı toma sayısı da artırıldı. Ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yangınlara tomalarla müdahale edilmiyor iddiasına yanıt geldi. Polisin toması vatandaş gösteri yaparken su sıkıyor, şimdi su sıkacak mı? E sıkıyor, baştan beri. Biz söyledik de oldu. Yani tamam siz söylediğinizde oldu desem kendinizi tatmin edecekseniz buyurun edin tatmin. Soylu, tomalar yangının başından beri sahada dedi. Yangın yerleşim yerlerine inmeye başladığı andan itibaren toma devreye girdi. Antalya'da birinci gün bunu gördüğümüz andan itibaren oldu Antalya yangınında. O toma dediğin araç şeyin içine giremez ki ormanın içine. Ağır hareketli bir araçtır ama bu tartışmanın anlamı ne ya? Bir yangından bu tartışma mı çıkarabiliyoruz ancak? Efendim, yangın bölgesindeki meslektaşlarımızın da önceliği hayat kurtarmak. Anadolu Ajansı ekibi yanan sitedeki bir evde mahsur kalan kediyi fark etti. Hemen harekete geçti. Zavallı kedi korkudan sürekli miyavlıyordu ve hayatını gazeteciler kurtardı. Gel 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 bebeğim gel. Gel. Çok korkmuştu. Durmadan miyavlıyor, yardım istiyordu. Gel 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 bebeğim gel. Alevlerin sardığı bir evin balkonunda mahsur kalmış, ne yapacağını şaşırmıştı.
Zavallı kediyi gazeteciler kurtardı. Tamam kurtulduk tamam. Muğla'nın Milas ilçesinde alevler bir siteyi sardı. O anları görüntüleyen Anadolu Ajansı ekibi bir evin balkonunda mahsur kalan kediyi fark etti. Gel yanıma gel. Zavallı hayvan çok korkmuştu. Durmadan miyavlıyor, yardım istiyordu. Gazeteciler işi bırakıp kediyi kurtardı. Evden çıktıkları anda ortalığı duman kapladı. Al 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 çabuk çabuk çabuk. Yani kediyi son anda kurtarmışlardı. Ali koş! Koş 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 koş. Nefes nefese kalan kediyi araçlarına aldılar. Çok korkmuş abi. Ve kediyi teslim edebilmek için yetkilileri aradılar. Kendi sırasında bir kedinin evde mahsur kaldığını gördük. Hayvanı kurtardık ama kime teslim etmemiz gerekiyor acaba? Gazeteciler kediyi yetkililere teslim edip işlerinin başına döndü. Efendim, fırsatçılar bu kez yangını ranta çevirdi. Yanmayan eldiven, ayakkabı, yangın tüpü ve yangın topu gibi malzemelerin fiyatı sadece bir hafta içinde 6 katına çıktı. Örneğin yanmaz eldivenin fiyatı 44 liradan 330 liraya çıktı. Ticaret Bakanlığı inceleme başlatıldığını açıkladı. Fırsatçılık sadece bir yerde yok, her yerde var. Fırsatçılar bu kez yangında boy gösterdi. Tüm yangın malzemelerine fahiş rakamlar yapıldı. Şu anda şöyle söyleyeyim, 80 dolar civarına geliyor artı KDV birim fiyatı. Pandemide ve depremlerin ardından ortaya çıkan fırsatçılar yangınları da es geçmedi. Ormanlar cayır cayır yanarken onlar haksız kazanç sağlamaya çalıştı. Yangınları kontrol altına alabilmek için elbette ki yangın malzemeleri olmazsa olmaz. Ancak yangın malzemelerinin fiyatları asıl yangının burada olduğunu gösteriyor. Çünkü elimde görmüş olduğunuz bu eldiven ateş geçirmiyor. Yani yangın alanında en çok ihtiyaç duyulan malzeme bu. Ancak çıkan yangınlar sonrası en çok fiyat artışı da bu malzemede yapıldı. Öyle ki 44 lira olan ısıya dayanıklı eldiven bir günde %633 artarak 330 liraya çıktı. Zaten bunu şimdi insan olan zaten yapamaz da bunlara şimdi diyecek bir şey bulamıyorum. Yazıklar olsun. En önemli ürünlerden bir tanesi de şüphesiz ki yangın tüpleri ancak fırsatçılar o yangın tüplerini de ne yazık ki ateş pahası fiyatlara satıyor. Bu insanlara ticaret yapmamalarına izin vermemeli. Ve yangın topları, onların da fiyatları yangının ardından artışa geçti. Geçtiğimiz ay 280 lira olan bir yangın topu için bugün vatandaşların 500 ila 600 lira arasında para ödemesi gerekiyor. Şu anda şöyle söyleyeyim, 80 dolar civarına geliyor artı KDV birim fiyatı. Bu işi üreten bir ya da iki kişi var, onlar pahalaştırdı topları. Öyle söyleyeyim. Üreticilerse o iddiayı yalanladı. Şahan Gökbakar sanatçı duyarlılığıyla bir yardım yapmak istedi. Sizden mi aldı? Evet, bizden 100 adet ürün aldı. Kendi ödemesini yaparak biz de 110 tane katkıda bulunarak Şahan Bey'e gönderdik. Gelsinler, herkese bizim kapımız açık, faturalarımıza bakabilirler. Biz 435 liraya sattığımız, 475 liraya sattığımız yangından, felaketten dolayı 375 TL'ye düşürdük. Ünlü komedyen de artan fiyatlara sitem etmişti. Bir fırsatçılık var. Bunun sebebi de şu. Benden 375 TL artı KDV alan adam gidip şu anda 600 liraya satmaya çalışıyor. 550 liralara satmaya çalışıyor. Fırsatçılığa yer yok. Yani fırsatçılık olmaz. Yapılmamalı. Ve Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat iddialarıyla ilgili inceleme başlattı. Bu haldeyken 600 liraya, 500 liraya satanlar da vatan hainidir. Vatan haininden bence daha öte bir şey bu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapılacağını açıklaması sert tartışmalara neden olmuştu, hatırlıyorsunuz. Özcan hakkında nefret ve ayrımcılık suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı ve o önerge belediye meclisi toplantısında kabul edildi. Tanju Özcan toplantıda yeni bir skandala daha imza attı. Arkadaşlar sakin olun. İlla Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım sizi sakinleştirmek için? Abi size çay. AK Partili üyelere söz hakkı vermedi, tartışma yaşandı. Demokrasi kültürü Bolu Belediyesi'nde işte böyle yerle bir oldu. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeni bir skandala daha imza attı. Yazıklar olsun.
Özcan'ın kentte yaşayan mültecilerin su faturası ve vergi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıklaması sert tartışmalara neden olmuştu. Özcan hakkında nefret ve ayrımcılık suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Sözlerimin de tamamının arkasındayım. Bana ırkçı ve faşist diyenlere sesleniyorum. Hadi oğlum. Siz kimsiniz? Kararından vazgeçmedi Özcan. Belediye meclisi Ağustos ayı toplantısının gündeminde zam önergesi vardı. Bu teklifin anayasaya, yasalara, yönetmeliklere aykırı bir yanı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancılar bu ülkede aynı haklara sahip olamazlar. Yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı Özcan. Hedefinde mülteciler vardı. Ben sizi Bolu'ya davet ettim. Benden önceki belediye başkanı da Bolu'ya davet etmedi. Sizi devlet de Bolu'ya zorla göndermedi. Siz bir tercih hakkı kullandınız. Kalırsanız bu tür uygulamaların muhatabı olabilirsiniz. Size bu tür uygulamaları muhatabı yapmam ben size diyen belediyeler varsa buyurun kapımız açık, taşınmanıza da yardımcı olurum. Benim bu konudaki son sözüm şudur, geldikleri gibi gidecekler. Özcan'ın konuşmasının ardından tansiyon yükseldi. AK Partili meclis üyelerinin söz taleplerini reddeden Özcan, önergenin oylamasına geçti. Bu konuyu komisyona havalesini oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler plan bütçe komisyonunda. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. AK Partili üyeler tepki gösterince ortam daha da gerildi. Ve o anlarda kameralara işte bu skandal görüntüler yansıdı. Özcan AK Partili üyelere çay fırlattı. Arkadaşlar sakin olun. İlla Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım sizi sakinleştirmek için? Sayın Başkan. Alın size çay. Ve tepkiler Özcan'ın salonu terk etmesinin ardından da devam etti. Hangi ülkede, hangi memlekette böyle bir uygulama var? Dinliyoruz arkadaşlar. Diktatör, faşist. Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi ya? Konuşturmuyorum, yapmıyorum, çay fırlatıyor bilmem ne. Efendim mülteci tartışmaları gerek sosyal medyada gerekse televizyonlarda bütün hızıyla devam ediyor ve o tartışmalara ünlü şarkıcı Demet Akalın da katıldı. Sosyal medya hesabından ülkemde mülteci istemiyorum yazılı bir görsel paylaştı. Mültecilerle ilgili tartışmalar sosyal medyada tüm hızıyla devam ediyor. Abi diğerlerini alacak mısınız? Alacak. Ve o tartışmaya ünlü şarkıcı Demet Akalın da dahil oldu. Akalın, ülkemde mülteci istemiyorum paylaşımıyla gündeme oturdu. Türkiye'de yaşayan mültecilerin ne olacağı konusunda ateşli tartışmaların yaşandığı günlerde, Suriyelilerin Kurban Bayramı tatili için ülkelerine gidip geri dönmeleri tartışmaları daha da alevlendirdi. Tüm bunlarla birlikte Taliban'dan kaçan Afganların kalabalık gruplar halinde Türkiye'ye gelmeleri de tansiyonu daha da arttırdı. Tanınmış isimlerin peş peşe yaptığı açıklamaların yanı sıra sanat ve magazin camiasından da sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. Geçtiğimiz hafta sürpriz bir çıkışta Demet Akalın'dan gelmiş, ünlü şarkıcı sosyal medyadan 3,5 milyon Afgan yolda geliyormuş, ne yapacağız merak ediyorum diye mesaj paylaşmıştı. Ve dün gece bir paylaşım daha yaptı Demet Akalın. Paylaşımında ülkemde mülteci istemiyorum, istemiyorsan sen de paylaş yazılı bir görsele yer veren ünlü şarkıcı sosyal medyada olumlu olumsuz binlerce yorum aldı. Abi diğerlerini alacak mısın? Kaçak göçmenlerin umut yolculuğu jandarma denetimiyle bitti efendim. Van'da jandarma ekibinin durdurduğu bir tırın dorsesinden tam 300 kişi çıktı. İstanbul Zeytinburnu'nda ise geçtiğimiz gün sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler kaydedilmişti. Askeri kamuflaj giyip dolaşan Afgan uyruklu 9 kaçak yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne sevk edildi. Kaçakçılardan medet umup umut yolculuğuna çıktılar.
Durdurulan tırın dosyasında 300 kaçak göçmen yakalandı. Van Çaldıran'da jandarma ekipleri dün akşam bir tırı durdurdu. Dosya açıldığında kimse gözlerine inanamadı. Tırda tam 300 kaçak göçmen vardı. Küçücük çocuklar, bebekler, yardıma muhtaç kadınlar hepsi tırın içinde aç, susuz, havasız kalmıştı. Bitkin düşen göçmenler boş bir araziye sırayla oturtuldu. Tek tek ambulansa alınıp sağlık kontrolünden geçirildiler. Jandarma ekipleri maske, ekmek, su ve yemek dağıttı. Ölüm yolculuğunu organize eden biri şoför 4 kişi gözaltına alındı. Bu görüntülerin adresi de İstanbul Zeytinburnu. Kazlıçeşme sahilinde görüntülenen askeri kamuflajlı kişiler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Görüntüler polisi harekete geçirdi. Kısa sürede kimlikleri belirlenen Afganistan uyruklu 9 kaçak yakalandı. 9 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Artık nerede bir duman görsek dikkat kesiliyoruz, korkuyoruz tabii. Ankara'da da bugün panik dolu anlar yaşandı. Bir hastane inşaatından alevler yükseldi. Yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. Çık oradan, çık oradan. Dışarıya çık, yavaşın. Ankara'da korku dolu anlar yaşandı. Yüksek hızlı tren garının hemen yanı başındaki hastane inşaatında yangın çıktı. Yandı ya. Ankara'da özel bir üniversiteye ait inşaatta öğle saatlerinde yangın meydana geldi. Yangına hemen müdahale edildi. İşçiler can havliyle alevlerden kaçtı. İddiaya göre yangın kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların izolasyon malzemelerine sıçraması sonunda ortaya çıktı. Neyse ki kısa sürede yangın söndürüldü, kimse de yaralanmadı. Dumanlar kentin her yerinden görüldü. Yangının çıktığı noktaya bir üniversite kampüsünün ve bir benzin istasyonunun yakın olmasıysa kısa süreli bir paniğin yaşanmasına neden oldu. O sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'deydi. Duman Anıtkabir'den de kameralara işte böyle yansıdı. Ve yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Korkunç bir cinayete kurban giden Azra Haytaoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Memleketi Osmaniye'de gözyaşlarıyla toprağa verildi Azra. Yüreğine kor düşen aile katilin en ağır cezayı almasını istiyor. Öpecik bir Gonca Gül'dü. Gazetecini kapıyordu. Kadın açıklığa karşı mücadele ediyordu. Üniversite öğrencisi Azra Haytaoğlu daha hayatının baharındaydı. Ortadan kaybolmuş ve günler sonra vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Cinayet kurbanı Azra bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Azra Haytaoğlu 21 yaşındaydı. Akdeniz Üniversitesi gazetecilik bölümünde okuyor, Antalya'da ablasıyla birlikte yaşıyordu. Biraz kızım hareketliydi, sıkılırdı. Abla diyor ben aşağı inmek istiyorum diyor, saat 8 gibi inemezsin falan diyor. Günler sonra cansız bedeni bulundu Azra'nın. Katili güvenerek evine gittiği işte bu caniydi. Katil genç kızı taciz etmeye çalışmış, tepkiyle karşılaşınca da öldürmüştü Azra'yı. Cansız bedenini parçalara ayırıp ormana gömmüştü. Ve bugün Azra'ya veda vaktiydi. Cenazesi memleketi Osmaniye'ye getirildi. Anne Mezide ve baba Mustafa Haytaoğlu güçlükle ayakta durabildi. Azra'nın Türk bayrağına sarılı tabutuna mezuniyet cübbesi de koyuldu. Kıymetli cemaat, merhumaya olan haklarınızı lütfen helal edin. Ve Azra köy mezarlığında toprağa verildi. Ellemezsin kimse, ben kendimdeyim. Kimse bana değmez. Acılı aile caninin en ağır cezayı almasını istiyor. Ağırlaştırmış müebbet almasını istiyorum. Aşağısı kurtarır mı sizce? Hak etmedi mi? Eski manken Tuğba Özay, alevlerin Manavgat'taki çiftliğine yaklaştığını öğrenince yaşadığı korkuyu sosyal medyadan gözyaşları içerisinde anlatmıştı.
Herkes durumuna üzülmüştü ancak felç geçirdiğini söyleyen Özay, iki gün sonra İstanbul'da bir kuyumcu açılışına katıldı. Sonra da hakkında çıkan haberlere tepki gösterip adliyenin yolunu tuttu. Evimiz yanıyor, her yer yanıyor. Yardım istemiş, sinir krizi geçirerek hastanelik olmuştu. Ben felç geçirdim arkadaşlar. Kollarım içimde yandı, her yer yandı. İki gün sonra kuyumcu açılışında görüntülenen Tuğba Özay, gelen tepkilere beduayla karşılık vermişti. Bana iftira atanlar o ateşlerde yansınlar. Yeter, benim bir canım var. Yettiniz artık. Bana bunu nasıl yaparsınız? Kimseden de korkum yok benim. Sonra da hakkında çıkan haberlere tepki gösterip adliyenin yolunu tuttu. Ülkenin gündemi bu kadar sıcakken kendimle ilgili bu şekilde gündem olmuş olmaktan dolayı da büyük utanç duyuyorum. Özay hakkında yapılan haberler nedeniyle bir gazete hakkında suç duyurusunda bulundu. Tuğba Hanım'la ilgili yapmış olduğu haber gerçekten insanlık adına utanç verici. Gerçekten çok üzüntü verici ve bu haberi biz inceledik. Suç duyurusunda bulunduk. Tuğba Özay adliyenin önünde yine habercilerin sorularını yanıtladı. Bir şey söylesem reklam mı yapıyor diyecekler korkusuyla. Gayretlerimi inanın anlatmak dahi istemiyorum. Özay geçmiş olsun denmesini beklerken linçle karşılaşıyorum dedi. Ben o gün evet felç geçiriyordum. Bakın benim hala da kollarım mor. Ben hiç kimseye yalan söylemedim. Beni doktorlarım kurtardı o gün. Bu kadar mağduriyetimiz var. Bunda da geçmiş olsun denileceği yerde yine ben suçlanıyorum. 15 yaşındaki kız çocuğu babasını uykusunda bıçaklayarak öldürdü. Baba katili çocuğun ifadesi ise kan dondurdu. 15 yaşındaki çocuk annesiyle tartışan babasını uyurken öldürdü. Çocuk katilin sözleri kan dondurdu. Korkunç olay Kayseri Melikgazi'de yaşandı. 15 yaşındaki kız çocuğu, 42 yaşındaki sağlık memuru babası Cuma Ali Ceylan'a annesiyle tartıştığı için öfkeliydi. Gece saatlerinde annesi babasının yanında değilken elinde bıçakla yatak odasına gitti ve uyuyan babasını defalarca bıçakladı. Baba bıçak darbelerinden kurtulmak için uğraşsa da başaramadı. 9 yerinden bıçaklanmış, çok kan kaybetmişti. Sağlık ekipleri gelene kadar hayatını kaybetti. Çocuk katil cinayetin ardından odasına geçip oturdu. Polis baba katili çocuğu gözaltına aldı. Küçük çocuk cinayeti itiraf etti. İfadesi kan dondurucuydu. Sürekli telefonuma bakarak bana baskı kuruyordu. Bu nedenle babamı öldürmeyi geçen yıl kafama koymuştum. Kendisini sevmediğim için öldürdüm. Pişman değilim. Çocuk katil ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Acı bir haberle devam ediyoruz bültenimize. Hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri olay yerine doğru gidiyorlardı. Polis memuru direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıktı ve karşı şeride uçtu efendim. Feci kazada bir polis memurumuz maalesef şehit oldu. Hırsızlık ihbarı almış, yola çıkmışlardı. Polis memuru direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sonrası felaketti. Bir polisimiz şehit oldu. İzmir'de hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri yola çıktı. Hırsızı yakalayabilmek için hızla ilerliyorlardı. Polis memuru direksiyon hakimiyetini kaybetti. Polis otosu kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı şeride uçtu. Bir araca çarpan polis otosu takla atarak yere çakıldı. Araçların ikisi de hurdaya döndü. Olay yerinde can pazarı yaşandı. Polis aracındaki komiser yardımcısı hemen ambulansa alındı. Polis memuru İbrahim Okçu ise araçta sıkışmıştı. Önce kalp masajı yapıldı. Ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. İki polis ve diğer araçtaki üç yaralı hemen hastanelere kaldırıldı. Polis memuru İbrahim Okçu'nun durumu ağırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. TikTok fenomeni video çekmek için gittiği ormanda tacize uğradı. Ve genç kızın arkadaşları tacizciyi tekme tokat dövdü efendim. O anlarda kameraya yansıdı. Selam!
TikTok fenomeni tacize uğradı, devreye arkadaşları girdi. Bize sözlü tacizde bulunan kişi böyle yaklaştı. Kardeşim dedim, ne yapıyorsun dedim. Dedi ki kafam güzel dedi. Ortalık bir anda karıştı. Bizim çocuklar onu tuttu. Biraz hırpaladılar, gitti. İstanbul Arnavutköy'de video çekmek için arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alana giden Fatma Kılıç, alkollü bir adamın tacizine maruz kaldı. Parkın içine girerken de hala da cinsel organını elleyip arkasına dönüp bakıyordu. Kılıç durumu arkadaşlarına haber verdi. Kavga çıktı. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Sonra ben hemen polisi aradım. Elinde kocaman bir taşla bize saldırmak için geri geldi. O gelen ekip de oradaydı. Ben bir şey yapmadım, işte bana saldırdılar falan dedi. Tartışma polis geldiğinde de devam etti. Taraflar karakolluk oldu. Ve Fatma Kılıç sosyal medyada kendisi için yapılan yorumlara gözyaşları içinde sitem etti. Yorum yapmışlar işte, böyle hak ediyormuşuz gibi. Hak etmiyoruz ya, bence hiçbir kadın hak etmiyor. Ve iyi ki olmuş demeniz kadar saçma bir şey yok yani herhalde. Sevgili izleyenler, taksiciler İstanbul'un göbeğinde dehşet saçtılar. Yokuşta aracı kaldıramayan bir kadın sürücü adayına hakaret edip saldırdılar. İşte o akıl almaz anlar. Niye böyle? Bak vuruyorlar. Yokuşta aracı kaldıramadı diye kadın sürücü adayına dehşeti yaşattılar. Camımızı kırdılar. İşte bize küfür, hakaret. İstanbul Esenyurt'ta kadın sürücü adayı yokuşta aracı kaldırmakta zorlanınca arkasında bulunan taksi şoförünün korna tacizine uğradı. Heyecanlanan kadın bu kez de aracı stop ettirdi. Üstünde, yanında, her tarafında sürücü eğitim adayı diye zaten işaretler belirtilmiş durumda. Sabırsızız millet olarak. Daha da öfkelenen taksici aracından inip küfürler yağdırdı. Araya eğitmen girince de taksici arkadaşlarını çağırdı. Üç taksici aracın önünü kesti. Önümüzü, arkamızı, sağımızı, solumuzu kapatarak adayımıza travma yaşatıyorlar. Eğitmenin kapıları kilitleyerek araçtan inmesiyle kadın sürücü adayı darp edilmekten son anda kurtuldu. Saldırgan taksicilerse eğitim aracının kaputuna vurmaya başladı ve eğitmene saldırdılar. Kulağıma yumruk attılar, gözüme yumruk attılar. Şurada bir çizeyim var. Taksici dehşeti yoldan geçen bir turist grubu tarafından görüntülendi. Niye böyle? Bak vuruyorlar. Ve saldırı çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Küçük çocuk oyun oynarken evdeki lambayı kırdı ve annesinden korktuğu için balkondan atladı efendim. İki bacağı da kırılan küçük çocuk hemen ameliyata alındı. Evde oyun oynarken lambayı kırdı. Lambayı kırmış. Annesinden korktuğu için balkondan atladı. Bacakları kırıldı. Akıl almaz olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. 4 katlı bir apartmanın 1. katında yaşayan 9 yaşındaki Suriyeli çocuk evde oyun oynuyordu. Oyun oynadığı sırada lambayı kıran çocuk annesinden dayak yiyeceğini düşünerek paniğe kapıldı ve balkondan atladı. Lambayı kırmış. Annesinden kaçayım derken balkondan atlamış. Yerde acı içinde kıvranan çocuğu görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Birdenbire küt de çocuk şuraya düştü. İki bacağı da kırılmıştı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan çocuğun sağlık durumu iyi. Durum iyiymiş, sağlıkta bir sıkıntı yok. Vatandaşa bir dokun, bin ah işit. Çünkü Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri bitmek bilmiyor. Bu kez de Mamak'ta gerçekleştirilen bir yol çalışmasının ardından asfaltlanmayan yol vatandaşı canından bezdirdi. İşte 4 aydır devam eden asfalt çalışması ve vatandaşın da tepkisi. Mansur Yavaş getirdi bu hale bu. Mansur Yavaş'a çözsün bu orayı abi. Mansur Yavaş bizim bu yolumuza çözüm bu. Biz mağduruz hemşerim. Ne belediyenin ihmali bitiyor ne de vatandaşın çilesi. 4 aydır cencere açamıyoruz yani. Giydiğimiz elbise toz. Yıkıyoruz tozlanıyor. Yıkıyoruz tozlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak'taki bu yola 4 aydır asfalt atmadı. İddiaya göre Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu yolda bir çalışma gerçekleştirdi. Ancak çalışma tamamlandıktan sonra yola asfalt dökmeyi unuttu. Mamak Belediyesi de durumu vatandaşlara duyurmak için işte bu yola başvurdu. Bu bölge sanki mahrumiyet bölgesi. Mamak'la birbiriyle tartışıyor. Ne tartışıyor?
yapıyorsun kardeşim? Yol vergisi veriyorum. Niye alıyorsun o zaman? Alma. 4 aydır durumlar bu şekilde. Rezillik burası. Başka bir şey değil. Halk düşünen yok. Koltuk sevdası. Başa gelelim. Millet ne olursa olsun. Mansur Yavaş nerede? Bangır bangır bağırıyordu. Ben halkın yanındayım. Nerede halkın yanında? Otomobiller zarar görüyor. Evler, dükkanlar toz içinde kalıyor. Sen çoluğunu çocuğunu getir de şu tozun içinde bir otursun bakalım. Otursun da bir görelim. Ayıptır ya. Ya şimdi büyük şehir. Yani bu bey pazarını yönetmeye benzemez. Burayı düzeltmelerini rica ediyoruz. Gerçekten çok zor durumdayız yani. Gidip gelmede çok zorlanıyoruz. İddiaya göre 4 aydır devam eden çalışmalara vatandaşlar tepkili. Çalışmaların en kısa sürede bitmesini istiyorlar. Bir türlü muhatap bulamayan vatandaş çözüm bekliyor. Gene en yakın zamanda buranın yapılmasını istiyoruz. Ben bu yolu bir çözüm bulunmasını istiyorum. Asfalt dökülüp yeniden düzenlenmesini istiyorum. Mansur Yavaş bizim bu yolumuza çözüm bu. Bu kadar söylüyorum. Daha diyecek bir şeyimiz de yok. Ne söyleyelim? Efendim bir uçakta ilginç görüntüler kaydedildi. Uçakta olay çıkarıp hostesleri taciz eden yolcuyu koltuğa bağladılar. Şimdi o anlar geliyor ekrana. Olay çıkardı, hostesleri taciz etti ve tacizci yolcuyu koltuğa bantladılar. İlginç görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nde kaydedildi. 22 yaşındaki yolcu alkollüydü. Tuvalete gidip geldikten sonra tişörtünü çıkarıp koltuğa oturdu. Hostesler genç adamı tişörtünü giymesi için uyarınca olay çıkardı. Sonra da kendisine yardımcı olan hostesleri taciz etti. Uçakta avaz avaz bağıran yolcu durdurak bilmiyordu. Ve uçuş ekibi sonunda ilginç bir yola başvurdu. Genç adamı koltuğa bantladılar. Yolcuların gülmesiyle daha da öfkelenen adam yardım diye bağırsa da bantlardan kurtulamadı. Kadına yönelik şiddet maalesef bitmek bilmiyor. Son örneği de Mardin'de yaşandı. Cani adam 9 çocuğunun gözlerinin önünde eşini saçından tutup yerlerde sürükledi. O işkenceyi yine zavallı çocukları cep telefonuyla kaydetti. Saçından tutup yerde sürükledi. Çocuklarının gözü önünde eşini işkence etti. Cani kocasından kaçan 9 çocuk annesi kadına Van valisinin eşi sahip çıktı. İstedim ki sana devletin kanalını ulaştıralım. Daha 14 yaşındayken kendisinden 20 yaş büyük bir adamla evlendirilmişti genç kadın. 20 yıldır işkence görüyordu ama çocukları için sustu. Tam 9 çocuğu olmuştu. 9 çocuğum var. Şiddete maruz kaldım. Çocuklarım için katlandım bu adama. Ve gözü dönmüş Cani son zamanlarda şiddeti iyice arttırmıştı. O anlardan birini çocukları kaydetti. Çocuklarım gözünün önünde banyoya çekti. Seni elektrikle bağlayıp öldüreceğim. Bıçak vardı elimde. Bıçakla seni kesip öldüreceğim. Çocuklarım sayesinden elinden zor kurtuldum. Ölümün kıyısından dönen talihsiz kadın Bodrum'a sığındı. Bodrum katına indim. Orada kendimi saklandım. Kız kardeşim polisi aramış. Polis gelene kadar ben Bodrum katında kendimi sakladım. Genç kadın eşinden şikayetçi oldu ve çocuklarını da alıp Mardin'den memleketi Van'a akrabalarının yanına gitti. Arkadaşımın evine gittim. Oraya sığındım. Oradan ailemi aradım. Bana yol parayı gönderdiler. Ve Van valisi Mehmet Bilmez'in eşi Meral Bilmez harekete geçti. Genç kadına sahip çıktı. Kadınlarımız daha fazla ölmesin. Bizim de bir sahibimiz var, bir devletimiz var. Şikayetçi de oldum. Başlama davasını da açacağım. Kazı çalışması sırasında elektrik kabloları patladı. İki işçi de ölümden döndü. Patlama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Elektrik kablosu bomba gibi patladı. Her yeri duman kapladı. İki işçi ölümden döndü. Adam herhalde gitti, kurtuldu yani mucize. İstanbul Zeytinburnu'da kanalizasyon kazı çalışması vardı. Kazı çalışması vardı. İki işçi apartmanın önünde kazı yapıyordu. Ve işçilerden birinin vurduğu son darbe elektrik kablolarına denk gelmişti. Kablolar bomba gibi patladı. Büyük bir alev topu çıktı. Her yeri duman kapladı. İşçilerden biri kaçmayı başardı ama diğer işçi yaralanmıştı. Kolundan yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Neyse ki hafif yaralanmıştı. Durumu iyi.
Ve efendim bu haberle birlikte bu akşamlık Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla sağlıklı ve keyifli bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.